kanatlama şu an çift olarak 6 çifti, grup olarak da 20-30 arasında kişiyi evlerde ve odalarda misafir edebiliyoruz. Çadır kapasitemiz yaklaşık 40'a yakın çadırımız var, 2 kişilik. Onu da katarsak 80 kişi. Yani 100 kişiyi hem çadır hem de evlerde ağırlamak mümkün. Evlerin sayısını da artıracağız. Hem kır bahçemizdeki restoran hizmetini biraz daha büyüteceğiz. Tahminim aylık 100 bin liraya kadar bir ciro hedefi tutturmak üzereyiz. Ama zamanla bu daha da üst seviyelere taşınabilir. Şu anki durumumuz itibariyle 10 bin metrekare alanın her köşesinde keyif alabilecekleri bir mekan. Ailelerin çocukları burada son derece keyifli. Onlar için el becerilerini geliştirecek boyama atölyeleri, çiçek dikim atölyeleri, taş boyama atölyesi, kendi kendine doğada kalma ve ateş yakma becerileri, tırmanış, kampçılık ve denge konularında eğitimler de verdik. Aileler dinlenirken biz çocuklarla bu etkinlikleri yapıyoruz. Herkes oldukça keyif alıyor. Ulubey'de olmamız buradaki yer paylaşımlarında, konum paylaşımlarında oldukça öne çıkıyor. Yol güzergahı boyunca zaman içerisinde doğal ürünler standlarını yapıp onları çevredeki, köydeki insanlara vereceğiz, hediye edeceğiz. Onların balını, yoğurdunu, yağını buradaki misafirlerimize pazarlama girişimlerinde bulunacağız. Turizm içinde tanıtımlarımızı hem yurt dışına hem de Türkiye'deki büyük illere yapıyoruz. İnsanlar buradan bir haber oluyorlar. Bu zamanla daha böyle gelişip bir marka olacak diye umuyorum. Şimdi turizm konusunda Ordu'nun neler yaptığına baktık. Havaalanı, üniversite, büyümekte ve güzelleşmekte olan bir şehir. Ben de turizme ürün geliştiriyorum. Turizmden kazandığım bir takım gelirlerimi kendi köyümde yatırıma dönüştürdüm. Daha büyüyeceğini ve gelişeceğini umuyorum. Benim doğup büyüdüğüm ve buralarda gezindiğim yerler. Bu fikir Ordu'nun gelişmesiyle beraber bende de oluştu. Ve şu an yaptığımız ve geldiğimiz noktada da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum.